Merhabalar, Tuğçe ile Yaşama hoş geldiniz. Şu anda benimle olan tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı, röpücüklerimi gönderiyorum. Görüşmediğimiz bir haftadır. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bizler gayet iyiyiz, çok şükür. Sağlığımız yerinde en azından. Her gün uyandığımızda bugün de sağlıklıyız, çok şükür demek gerçekten büyük bir nimet. Bugün arkadaşlarım sizleri yine gördüğünüz gibi evimde karşıladım. Güzel bir ev konsepti videosu ile çıkmak istedim yine karşınıza. Benden çok istemiştiniz ev konsepti videolarını. Ben de böyle birkaç hafta arka arkaya çekerek sizleri mutlu etmek istedim. Video başlığından da görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlarım biten kozmetik ürünlerimi yorumlayacağım sizler için. Şu arkamda görmüş olduğunuz çanta ağzına kadar dolu ve yorumlanmayı bekliyor. Bakalım hangileri sınıfı geçti, hangileri sınıfta kaldı, hangilerini beğendim, tam gaz devam ediyorum, hangilerini beğenmedim, bir daha asla almam. Bunları öğrenmek için az sonra kozmetik ürünlerimi de sıralayacağım masanın üstüne ve sizlere tek tek anlatacağım. Kahveleriniz hazırdır eminim ki. Çünkü neden? Ben geldim. Beni izliyorsunuz. Kahvesiz veya çaysız olmaz. Ben de şimdi kahvemi alacağım. Karşınıza öyle geleceğim. Ondan sonra da güzel dakikalar geçirmeye başlayacağız arkadaşlarım. Az sonra karşınızdayım ürünlerimle birlikte. Evet sevgili arkadaşlarım, ben geldim, hazırım, kahvemi de aldım. Şöyle yılbaşı konseptli, Noel babalı, çok sevdiğim kupamla beraber karşınızdayım. Ürünlerimi de buraya koydum. Şöyle masamı bir geçeyim dedim, böyle yayıla yayıla. Sizler de hazırsanız, çaylar, kahveler alındıysa artık yorumlara geçelim. Bir yudum da içelim kahvelerimizden. Malum muhabbetler kahvesiz çekilmiyor değil mi? Kahve muhabbetin arkadaşı, en iyi arkadaşım. Artık yorumlamaya başlayayım ben ürünlerimi. Sizleri de daha fazla bekletmeyeyim. İlk önce arkadaşlarım, bana çok sorulan bir soru var. Saçının rengi çok güzel. Markası ne? Numarası ne? Kendin mi boyuyorsun? Kuaföre mi gidiyorsun? bu soruların toplu olarak cevabını şu kutuyu göstererek yapabilirim sanıyorum ki. Ben saçlarımı evde kendim boyuyorum. Kuaföre gitmiyorum saç boyası için. Şu anda kullandığım arkadaşlarım saç rengim 6.45 bakır kahve olan bu renk. Gerçekten inanılmaz memnunum. Ben L'Oreal'in boyalarından çok çok memnunum arkadaşlarım. Evde saçımı boyamaya başladığımdan beri ki bu da 10 yıl, 11 yıl kadar falan oluyor. L'Oreal'in boyalarını kullandım hep. Tabii bunun yanı sıra başka boyaları da merak edip denemişliğim var elbette ama döndüm, dolaştım. Tilkinin kürkçü dükkanına dönmesi misali boya konusunda L'Oreal'de karar kıldım. L'Oreal markasının içinde de bir takım değişiklikler yaparak kullandım tabii. Yani mesela bundan önce 7.43 numaralı boyayı kullanıyordum. Bu numarayı da yaklaşık 2 aydır falan kullanıyorum. Böyle bu şekilde saçlarım gördüğünüz gibi rengi bana göre güzel. Yani ben beğenerek kullanıyorum. O yüzden arkadaşlarım L'Oreal'in boyası benim için her zaman 10 numara 5 yıldız. Özellikle kızıl tonlarını tercih ediyorum. Bundan önce ayrıca çikolata kahvede kullanmıştım var bir süre. Ama yine dönüp dolaşıp kızıla geliyorum. bir alışkanlık yapıyor. 10 numara 5 yıldız her zaman benim favorim olan bir boya. Evet arkadaşlarım, şimdi bir diğer ürüne geçelim. Gliss'in şampuanı. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü neden? Ben her biten kozmetik ürünleri videomda Gliss'ten bahsediyorum. Ben Gliss'i çok severek kullanıyorum. Şampuanını da, saç kremini de. Şu son zamanlarda biriktirdiğim ürünler arasında da bir hayli var. Size şundan bahsedeyim arkadaşlarım. Bu zayıf ve dökülmeye eğilimli saçlar için Gliss'in en son çıkarttığı ürünü. Memnun kaldım mı? Güzeldi. Evet, gayet güzeldi. Ama benim saçlarımı birazcık ağırlaştırdı. O yüzden daha önce kullandığım, daha favorim olan daha doğrusu Gliss'lere nazaran bunu bir tık daha beğenmedim diyebilirim. Bunu bir daha alır mıyım? Almam. Gliss'in diğer çeşitlerini almam.
kullanmayı tercih ederim. Yalnız şöyle bir durum da söz konusu. Son zamanlarda Gliss benim saçlarımı birazcık dökmeye başladı. Bir ürünü çok fazla kullandığınız zaman saç kökleri o ürünün kimyasal yapısına alıştığı için artık size eskisi gibi olumlu geri dönmemeye başlıyor o ürünün etkileri. Zannediyorum ben de Gliss'te öyle bir dönem yaşıyorum. O yüzden Gliss'i değiştirdim ben aslında bakarsanız şu son 2 ay içerisinde. Şu an itibariyle Gliss kullanmıyorum aslında bakarsanız. Gliss'im bitti. Bir tane daha açılmadı kutum var, dolapta bekliyor. Ama onu cezalandırdım. O dolapta bekliyor. Onu daha kullanmıyorum. Gliss saçımı dökmemeyi öğrenecek elinde sonunda. İşin şakası. Onu şimdilik dediğim gibi rolantiye aldım. Bir ürün keşfettim, bir şampuan keşfettim. İnanılmaz güzel, sıra ona da gelecek. Çantanın içinde var. Yani Gliss'ten sonra beğendiğim ikinci muhteşem ürün diyebilirim. Ona da sıra geldiği zaman ne olduğunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlarım, yine Gliss'in en sevdiğim ürünlerinden biri Serum Deep Repair diye geçen ve canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlar için olan Eflatun. Ben her zaman Gliss'in hangisini önerirsin diye sorduklarında ya Eflatun'u derim ya da koyu yeşili derim. İkisinden birini alın derim. Çünkü ben ikisini böyle dönüşümlü kullanırım. Bu biter, koyu yeşiline geçelim. Koyu yeşili de gül suyu özlüdür. Kendi arasında dönüşüm yaparım bunu. Bu tabii ki zaten her zaman favorim olan Gliss'in ürünü arkadaşlarım. Şimdi Gliss'e kızıp almış olduğum bir ürün, yine L'Oreal'in bir ürününü tercih etmiştim. L'Oreal'in boyasını biliyorsunuz, anlattım çok sevdiğimi. L'Oreal'in ben makyaj malzemelerini de kullanıyorum ve çok çok beğeniyorum. Ay ben bu arada yine kahvemi içmeyi unuttum arkadaşlar, daldım ben yine konuşmaya. Siz bana bakmayın, siz için ama, tamam mı? Ben de bir yudum alayım, bir dakika. Ben Elsevier'in ağırlaştırmayan, besleyici şampuanı olan Hindistan cevizli ürününü tercih ettim. Nasıl güzel kokuyor? Anlatamam. Birazcık da kokusuna kandım diyebilirim. Burada ağırlaştırmayan yazıyor ama tam tersine benim saçımı inanılmaz ağırlaştırdı. Kötü bir şampuan değil. Güzel bir şampuan da aslında. İş görür mü? Görür elbette. L'Oreal'in ürünlerine ben hiçbir zaman kötü diyemem zaten. Ama bu Hindistan cevizli olanı zannediyorum bir tık benim saçıma göre olmadı. Bir tık ağırlaştırdı. Evet, şimdi gelelim L'Oreal'in bir başka yan ürünü olan Garnier'a. Garnier'ı da çok çok seviyorum ve bu makyaj temizleme suyundan kaç kutu bitirdiğimi bilmiyorum bile. Çok seviyorum bu makyaj temizleme suyunu arkadaşlarım. Bu elimdeki hangi ciltler için diye bakıyorum bir saniye. Hassas ciltler için yazıyor. Tamam. Hassas ciltler için olan ürünü. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu bitti. Bu bitince arkadaşlarım ben yağlıdan karmaya dönük ciltler için olanını, bu şu kapı mavi olanını aldım. O da gayet güzel. Onu da çok sevdim. Yani bu Garnier'in makyaj temizleme suları benim için gerçekten perfecto. Evet, şimdi madem Garnier dedim, yine Garnier'lardan gidelim. İki tane koltuk altı deosundan bahsedeyim size. Şöyle göstereyim. Bir tanesi erkek için olan, bir tanesi de kadınlar için olan. Bunu oğlum ve eşim kullanıyor arkadaşlarım. İkisini ayrı ayrı alıyoruz. Çok seviyorlar. Özellikle de çay ağacı yağı olanını tercih ediyorlar. Bundan ikisi de gerçekten çok memnun. Erkekler için de bunu rahatlıkla önerebilirim arkadaşlarım. Ter kokusu önlemede veyahut da terlemeyi önlemede oldukça başarılı. Ben de koltuk altı deosu olarak arkadaşlarım normalde Rexona'yı tercih ediyorum aslına bakarsanız. Ama bazen ondan da sıkılıp küçük bir değişiklik yapmak istiyorum. Rexona da oldukça başarılı bu konuda. Ona bir şey diyemem. Ama Garnier'ı da oldukça başarılı buldum. İyi ki de denemişim. İyi ki de değiştirmişim diyorum. Bu da şu an benim elimde olan
termal koruma çeşidi. Bunun şu kapı mesela yeşilli olanı var. Ben yeşiliyi tercih etmiştim. Mavili olanı var, pembeli olanı var. Hepsi ayrı ayrı güzel. Hepsini de tek tek denedim, kullandım. Evet, şimdi geçelim başka bir ürüne. Duru duş jeli. Yine benim duru duş jellerine karşı olan sempatimi bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü yine her biten kozmetik ürünleri videomda söylüyorum. Bu da orkide özlü olan. Yine koklayacağım, dayanamayacağım. Ay gerçekten harika. Ay böyle kendimden geçiyorum yani bu kokuda. Çok güzel, çok beğeniyorum ve kokusu da gerçekten çok kalıcı. Normalde duş jellerinin kokuları çok kalıcı olmaz. Bilmiyorum ya da benim vücudumda olmuyor yani bilmiyorum ama bu Duru'nun duş jelleri bir de Palmolive'in duş jelleri oldukça kalıcı kokuları. O yüzden tercih ediyorum. Bu da arkadaşlarım yine Duru'nun değerli yağlar serisi. Bizim tercih ettiğimiz Shi yağı olandı. Bunun da şöyle açılır kapanır bir kapağı var. Kokusu bunun da çok güzel ama bunun kadar kalıcı değil. Yani bu kalıcılık konusunda bunu tek geçiyorum yani. Gerçekten hani Duru da olsa aynı markada olsa bunun kalıcılığını çok o kadar aman aman güzel bulmadım. Ha, koku açısından, temizleme açısından, teni nemlendirme açısından oldukça başarılı. Ama kokunun kalıcılığı açısından da sınıfta kaldı. Şimdi gelelim bir diğer yine şampuana. Demiştim size Gliss'ten sonra bir hayli şampuan denemesi yaptım diye. Bu da Dove. Dove'un yeni çıkan lotus çiçeği ve pirinç suyu özlü olan ürünü. Ben Dove ürünlerini evet genelde seviyorum arkadaşlarım. Bir aralar saçımı çok yağlandırırdı, çok ağırlaştırırdı. Ama saçlarımın uçları böyle kurumaya başladıkça zaten kuru saçlar üzerine çalışılmış bir ürün bu Dove. Çünkü nemlendirici bir özelliğe sahip. Memnun kalmaya başladım açıkçası bu Dove'dan. Bu ürün güzeldi. Yani herhangi bir şikayetim olmadı. Öyle bir ağırlaştırma, yağlandırma ya da saç dökme gibi bir şey yaşamadım. Bir daha alır mıyım? Alırım. Dove'un ürünleri de gerçekten güzeldir yani. İş görür, güzeldir. Evet, şimdi gelelim bir diğer ürüne. Yine bir şampuan çıktı. Pantene'in yeni çıkan bambu özlü serisi. Bunu böyle bir kutu denemek amaçlı almıştım. Pantene'in normal klasik kokusunu bilirsiniz kullananlar. Yine aynı şekilde bir kokuya sahip. Saçta inanılmaz kalıcı, güzel. Fakat gel gelelim bu da saçımı döktü. Nasıl Gliss döküyorsa ona kızdıysam buna da kızdım. Bir şampuan saçımı döküyorsa çok kızıyorum ben o şampuana. O yüzden buna da kızdım. Çok öyle aman aman sevmedim. İlk başladığımda böyle bir 2-3 gün kullandığımda bir sorun yaşamadım. Saç dökülmesi yaşamadım, yağlanma yaşamadım. Aa çok güzelmiş bu Pantene'in ürünü dedim. Sonra yavaş yavaş böyle yarıya geldiğimde bir dökülme başladı. Bu da dedim bozdu. O yüzden bir daha alacağımı zannetmiyorum. Bunu bir kere böyle denedim, kullandım, bitirdim. Geçmiş olsun. Evet, elime şimdi bir saç kremi geçti. Bu da benim meşhur Gliss'in koyu yeşil olan, gül suyu özde olan şampuanının saç kremi. Kokusuna bayılıyorum. Çok güzel. Böyle gül suyunu seviyorsanız böyle gül suyu geliyor size kokuda. Güzel ya. Ben bunu her zaman seviyorum zaten. Şampuanını da saç kremini de Gliss'in koyu yeşil olanını öneriyorum. Da 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 dam, dın dın dın. Evet, işte canım şampuanım. Ben buna bayıldım. Vatika. Duydunuz mu bilmiyorum. Ay bir dakika, şuna geçmeden önce heyecanlandım. Hemen bir kahve içeyim. Ay kahvem de buz gibi olmuş. Bir koklayayım bir dakika. Ay mükemmel kokuyor. Arkadaşlarım şimdi bu ürün Vatika. Gratislerde satılan bir ürün. Fakat gel gelelim ki her gratiste de yok. İşin tek kötü tarafı o. Ya internet üzerinden yani gratisin kendi sitesinden sipariş verebilirsiniz. Ya da bulduğunuz bir gratiste
kapabilirsiniz. Ben bu şampuanın önceleri adını bile duymamıştım. Gratislerde denk gelmemiştim çok fazla. Çünkü dediğim gibi her gratiste de maalesef yok. Benim bulunduğum semtte, yani Narlıdere'de olan gratiste de yok. Ben de bu vatikayı bir gün tesadüf başka bir gratiste, yani kendi evime uzak olan başka bir gratiste gezerken gördüm. Aldım, baktım, inceledim, kokladım. Çok hoşuma gitti. Fiyatı da bir hayli uygundu o zaman. %50 indirimlerdeydi. 9 lira gibi bir fiyata aldım ben bu şampuanı o gün. O kadar beğendim ki. Ya o kadar beğendim, anlatamam. Yani Gliss'ten sonra beğendiğim ikinci muhteşem şampuan bu. 6 tane çeşidi var. Sarımsaklısı var, çörek otlusu var, ballı yumurtalısı var. Mutfakta yani hangi ürünler aklınıza geliyorsa, Allah ne verdiyse yapmışlar. Ondan sonra kaktüslü var, kaktüs bitkili. Hindistan cevizlisi var. Ben şimdi bu sarımsaklısını bitireceğim. Sarımsaklısı da arkadaşlarım saç dökülmesine önleyen bir özelliğe sahip. Zaten sarımsak biliyorsunuz her şampuanlarda saç dökülmesini önler. O içerikle yapılmıştır. Buna bayıldım. Gerçekten gözüm kapalı tavsiye ediyorum. Ayrıca içeriği de temiz sayılır. Yani bakıyorum şöyle arkasında okuyorum. Bilmiyorum sizler meraklı mısınız bu tip kimyasal ürünlerin olup olmamasına şampuanlarda, ama evet bir takım kimyasal ürünler yazıyor ama satıcı kızın da söylediğine göre yine de temiz içerikli bir şampuanmış. Ayrıca bitkisel bir şampuanmış. Ben çok çok memnun kaldım. Arkadaşlarım gratislerde bunları görürseniz lütfen alın. Memnun kalacağınızı zannediyorum. Tabii bu tip işler birazcık da saç tipine göre falan da değişir. Yani mesela ben Gliss'i çok seviyorum. Çok kutu kutu bitiriyorum. Ama Gliss'ten nefret eden arkadaşlarım da var benim. Ama yine de görürseniz bir yerlerde ya da internette böyle uygun fiyatlı yakalarsanız gratisin sitesinde kesinlikle önerdiğim bir şampuan Vatika. Evet, gelelim bir diğer ürünlerime. Ürünlerime diyorum çünkü şöyle 3 tane birden göstereceğim. Tabii ben bir oje hastası olduğum için dolayısıyla asetonlarım da çok fazla ve çok fazla bitiyorlar. Minik bir kaza oldu. İzleyenlerden özür diliyorum. Aynası fırladı öyle. Ay canım Vatikam ya. Sen şöyle dur bakayım. Hatta şöyle dur sen. Heh şöyle. Aa, her şeyi de devirdim. Şimdi ürünler böyle önümde fazlalaştıkça sakarlıklar da olabiliyor tabii. Görebiliyorsunuz değil mi şöyle Vatikam'ı? Şöyle. Yeni şimdi bebeğim olduğu için o benim çok önemli, çok değerli. Tamam, şimdi çok fazla yine dağıtmadan ortalığı şunları da göstereyim. En çok sevdiğim asetonlarım Gülşah. Bunları çok seviyorum. Böyle rengarenk bunlar. Moru var, pembesi var, mavisi var, o su var, bu su var. Hangisi elime geçerse hepsini alıyorum. Böyle Gülşahları çok seviyorum. Tamam. Sakinim. Ay Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Tam bu şey oldu aslında bakarsanız. Kamera arkası oldu bu aslında bakarsanız ama kesmeyeceğim. Ben güldüm, siz de gülün. Sizin de hoşunuza gider belki. Bu da Shop Market'ten aldım. Mon Amour isminde asiton. Bu da güzel. Özellikle şu çilekli olanı tercih etmiştim. Çok seviyorum ben böyle çilekli ürünleri falan, çilek kokusunu. Gayet güzel bir asiton bu da. Fiyatı da uygun. İşte şunları da şöyle koyayım. Şöyle görelim. Evet, şimdi gelelim bir saç kremine. Elidor'un yeni çıkarmış olduğu arkadaşlarım nar özlü saç kremi bu. Ben bunu beğenmedim. Ben bunun şampuanını da aldım. Şampuanı hatta hala banyoda duruyor. Bitiremedim. Yarısına kadar bile kullanmadım diyebilirim. Şu anda oğlum kullanıyor. Bana iyi gelmedi. Kokusu çok güzel.
İnanılmaz güzel bir kokusu var. Gerçekten çok da kalıcı saçta. Ama benim saçıma uymadı. Hani yumuşatmadı, güzel açmadı. Yani bir saç kreminden beklediğim performansı bu Edilor'un saç kreminden ben alamadım. Yeni çıkan ürünlere karşı da bir zaafım vardır benim. İlla kullanacağım yani o yeni çıkarttığı ürünü, o firmanın. O yüzden bunu da böyle koşa koşa gidip almıştım şampuanla birlikte. Ama maalesef benim saçıma uymadı. Evet, gelelim bir diğer çok sevdiğim duş jeline. Hobi'nin duş jellerini de sevdiğimi her zaman söylüyorum. Bu da ben de ne diye açıp açıp kokluyorsam şu kutuları anlamadım. Bir koku hastalığı da var yani bende, yok değil. Bu da arkadaşlarım Mermaid isminde Hobi'nin duş jeli. Harika bir deniz kokusu. Yani böyle size yazı hatırlatıyor, plajları hatırlatıyor, tatili hatırlatıyor. Buna bayıldım, kokusuna bayılarak aldım. Her ne kadar bir duru kadar teninizde kokusu kalıcı olmasa da size duşta yıkanırken mutlu ediyor mu? Ediyor. Kokusu güzel mi? Güzel. Nemlendirme özelliği de gayet güzel. O yüzden bu Hobi'nin duş jelini de severek kullandım. Sizleri de kullanmadıysanız tavsiye ederim. Başka ne varmış? Evet. Gelelim yine çok sevdiğim ve yıllardır hiç bıkmadan kullandığım bir ürüne. Nivea'nın yüz yıkama köpüğü bu arkadaşlarım. İnanılmaz seviyorum ben bu ürünü. Yani sabah kalkar kalkmaz böyle hemen bu köpükle yüzümü yıkamayı tercih ederim. Ben bayılarak kullanıyorum bu köpüğü. Bu normal ciltler için benim cildime çok uydu. Bunun bir de arkadaşlarım siyah kapaklı olanı var. O da çay ağacı özlü. Onun hangi ciltler için olanı da bilmiyorum. Çay ağacı olduğuna göre yağlı ciltler için olabilir. Onu kullandım ama bunun kadar çok memnun kalmadım. Yine döndüm dolaştım. Bu mavi ambalajlı olan Nivea temizleme köpüğüne geldim. Gelelim bir diğer yine Glisse. Artık Glisse anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Kutu kutu bitirdiğimi. Bu arkadaşların parlaklığını yitirmiş mat saçları için olan parlaklık veren şampuanı Glisse. Seviyorum bunu da tabii her şey gibi. Gliss ürünü gibi seviyorum. Ama bunu... Hay devrilmeyin, devrilmeyin. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Tam kamera arkası olmadı mı bunlar? Aslında bana söylüyor arkadaşlarım. Kamera arkası da yap. Sen komik bir şeyler ortaya çıkartırsın. Ama Vatikan. Vatikan devrildi. Hayır devrilemez Vatikan. Hayır sen... Ay ben şunları bir toparlayayım. Bir dakika arkadaşlarım. Bana 2 saniye müsaade edin olur mu? Evet geldim. Ortalığı birazcık toparladım. Yine şöyle bir dizdim. Ay çok komik oldu vallahi. Evet bakalım şimdi 2 tane ürünüm kaldı. Onu da şöyle elime alayım. Ondan sonra çantamız arkadaşlarım boşalıyor. Ve videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelmeye başlıyoruz. Size arkadaşlarım iğrenç bir şampuandan bahsedeyim. Hep güzel 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 demeyeceğiz yani. İğrenç de diyeceğim. Çünkü gerçekten iğrenç. Ya böyle bir şey yok, olamaz, olmamalı da yani. Şimdi bu Sayos'un şampuanı. Tabii bazı arkadaşlar seviyordur yani elbette ki. Ben kendi saçıma göre söylüyorum. Benim saçıma iğrenç geldi. Sayos'un şampuanı da Schwarzkopf ürünü. Yani Glisin firmasının ürünü aslına bakarsanız. Bu keratin özlü olan mavi lotuslu. Mavi lotus da çiçek galiba bildiğim kadarıyla. İşte yoğun bakım için saçları keratin ile besler. Güçsüz, kolay kırılan saçlar için diyor. Kokusu da güzeldi. Evet kokusu da gayet güzeldi. Gratis'te indirimdeydi. Fiyatı da gayet iyiydi. Ben böyle mutlu mesut aldım bunu eve geldim falan. Ondan sonra yıkadım saçlarımı. Baktım saçlarım yapış yapış. Baya böyle yapış yapış hani böyle terlersiniz, spor yaparsınız ya da sokakta koşarsınız bir şey olur böyle saçlar kafanıza yapışır ya, aynı öyle bir kuruttum saçlarım yapış yapış yani. Allah Allah dedim yani, acaba şampuandan mı? Belki de dedim ilk kullandığım için hani saçım böyle bir etki yaptı bu şampuana.
ikinci bir şansı vereceğim elbette dedim. Ondan sonra ertesi gün yine saçımı yıkamak için banyoya girdiğimde yine bunu kullandım. Yine aynı etki. Saçım bildiğiniz yapış yapış, yani kafama yapıştı. Bir türlü bu saç böyle havalanmıyor yani. Yani şöyle şöyle yapamıyorum saçı. O kadar ilginç bir şampuandı. Dedim ki bu şampuan yok. Bana göre değil. Aman diyeyim yani, hani saçlarınız benim gibi yapıdaysa, dipleri yağlı, uçları kuru bir yapıdaysa, öyle söyleyeyim. Yani saçınızda en ufak bir yağ varsa bu ürünü gördüğünüz yerde kaçın. Hatta bedava veriyorlarsa mümkünse onu bile almayın. Tamam. Bir şey olmadı. Evet, şimdi gelelim arkadaşlarım son ürünüme. Bu da arkadaşlarım Gliss'in, yine gördüğünüz gibi koyu yeşil, yani gül suyu özlü banyodan sonra durulanmayan saç bakım fısfısına. Bunu çok ama çok seviyorum arkadaşlarım. Bunu ben her banyodan sonra saçımı kurutmadan önce mutlaka kullanıyorum. Bu ürünün saçımdaki o kokusu da bir hayli kalıcı. Daha böyle bir hani saçımı pürüzsüz yapıyor. Daha böyle bir hacimli yapıyor gibi hissediyorum bu ürünle. Kokusu gerçekten harika. Parfüm gibi kokuyor. Hemen şöyle saçınıza iki fısfıs yaptınız mı zaten tarağın saçınıza yağ gibi kaydığını göreceksiniz. Kullanmayanlara kesinlikle öneririm. Gerçekten güzel bir ürün. Bir de ben arkadaşlarım bu ürünü yazın denize veya havuza gittiğim zaman plaj çantama da atıp götürüyorum. Denizden çıktıktan sonra ya da havuzdan çıktıktan sonra tuzlu su ya da klorlu su saçımı tarayamamamı sağlıyor. Ama bunu sıktıktan sonra saçımı rahatlıkla kırmadan tarayabiliyorum. O yüzden her zaman plaj çantamda da yer alan bir ürün. Evet arkadaşlarım, ürünlerim işte bunlardı. Çok keyifle anlattım sizlere. Çünkü ben bu konudan bahsetmeyi çok çok seviyorum bildiğiniz üzere. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz güzel bir video ve yararlı bir video olmuştur. Önümüzdeki hafta pazartesi börek videomda söylemiş olduğum Ahmet Kaya'nın Kendine İyi Bak adlı şarkısını canım arkadaşım, canım dostum Serpilim ile beraber güzel bir karaoke çalışması yapacağız. Ben söyleyeceğim, Serpilim işaret diline çevirecek. O konsepti de çok sevdiniz. Çok teşekkürler ediyoruz her birinize ayrı ayrı. Bize de bu konuda destek olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için kanalımda böyle bir farkındalık olması da işaret diliyle alakalı beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Canım Serpilciğime de benim yanımda olduğu için çok çok teşekkürler ediyorum tekrar. Önümüzdeki hafta pazartesi inşallah yine keyifle dinleyeceğiniz, izleyeceğiniz bir video olacağına inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Musmutlu kalın arkadaşlarım. Yavaş yavaş 2020'nin sonuna doğru da geliyoruz. Nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama ben 2020'yi bitireceğimiz için çok mutluyum. Malum zor günler geçirdik. Allah daha beterinden saklasın. 2021'de her şey çok çok daha güzel olsun inşallah. Maskesiz, sağlıklı, huzurlu günlerimize geri dönmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz.